بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب عرض. مد عارض مد عارض بحث جس مد عارض قنص مد أزطمة عارض يعني عارضي أزمة يعني ديال بالاسم ده دراق مدي durak meddi yani durduğunda var olan meddir. Durduğunda bu tarz med yani bu uzatma var ama geçiş esnasında bu med yoktur. Buna durak meddi de denilir. Bir önceki dersimizde meddi lazımı anlatmıştık. Meddi lazımda sükuni lazım olması gerekiyordu. Hani harfi medden sonra sükuni lazım gelirse meddi lazımdır. Bunda ise Harfi medden sonra sükuni arizi gelirse ve sükuni lazım nedir? Sükuni arizi de Bir önceki dersimizde anlatmıştık. Sükuni lazım demiştik ki durduğunda ve geçtiğinde e, var olan sükun bu sükuni lazımdır. Ama durduğunda var olsa, geçtiğinde ortadan e, kalkarsa buna da sükuni arizi diyoruz. İşte sükuni, harf harfi medden sonra sükuni arizi geldi mi buna medde arizi diyoruz kaçan harfi medden sonra kaçanın anlamını söylemiştik. Kaçan demek yani ne zaman ki harfi medden sonra harfimet med 3 taneydi vav wow, ya elif. İşte ne zaman ki harfi medden sonra sebebi med sükuni arız vaka olsa sebebi med 2 taneydi hemze ve sükun ama burada bize lazım olan sükundur. Sükunu da iki kısma ayırmıştık. Sükuni lazimi ve sükuni arizi. Burada e, geçerli olan arizidir. Medde ariz olabilmesi için ortadaki sükun arizi sükun olması lazım. İşte harfi medden sonra sebebi med eğer sükuni arız vaka olsa yani sükuni arız bulunursa medde arız olur. Sükuni arız neye derler? <laughs> Evet, onu anlatalım. Sükun arız ne derler? Vakfen sabit. Vakfen, yani durduğunda sabit, yani var olan. Durduğunda var olan sukundur. Ama vaslan sakit. Vaslan yani geçiş esnasında sakit olan. Yani düşen, düşen sukuna, buna, bu sukuna derler. Buna sükun arızı diyoruz örnek üzerinden açıklayacak olursak bu, misali bunun örneği ya'lemun bak durduğunuzda burada bir sükun oluşuyor şöyle bir sükun oluşuyor duruşta ya'lemun bakın sükun oluştu İşte buna sükunu arız diyoruz yani vakıf yaptığımız zaman burada durduğumuzda ortaya çıkıyor geçiş yapacağımız zaman bu sükun yoktur ya'lemune Bak geçiş yaptığında bunun yani bu sükun yoktur. İşte buna sükun arzi diyoruz. Harfi med burada vavdır. Harfi medden sonra işte sükun arız geldiği zaman meddi arız oluyor. Ya'lemun. Bak burada harf med vav ona da sükun arız. Yevmiddin. Bak burada harf med e, yadır. Ona da sükun arizi burada var nesta'in. Bak burada da ya'dan sonra halmediyadı ondan sonra arız gelmiş gibi. Şimdi üç tane örnek verdi burada. Üç tane örnek. Bu şundan dolayıdır. Meddi arızın olduğu kelime. Son harfe bakıyoruz. Son harf, nun harfidir. O son harfin harekesi üstün olursa, üç şekilde okuyabiliriz. Son harfin harekesi kesre olsa dört şekilde okuyabiliriz. Son harfin harekesi ötre olursa yedi şekilde okuyabiliriz. İşte hem fetha hem kesre hem de ötreye örnek verdi ya. Son hani medya arız ne kadar uzatılır? Bunun uzatılma miktarı ne kadardır? böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman deyin ki medde arızın uzatılma miktarı son harfin harekesine göre değişir. Eğer son harfin harekesi üstün olursa üç şekilde okunabilir. Son harfin harekesi esre olursa dört şekilde okunabilir. Son harfin harekesi ötre olursa yedi şekilde okunabilir. Mesela Son harfin hareketi burada üstündür. O üç şekil nedir? Tul, tavassut, kasır. Tul, dört elif miktarı uzatılabilir. Şu şekilde. <laughs> Ya'lemun. Bir de ikincisi tavassut yani orta. İki derece. Ya'lemun. Orta. Bir de kasır yani kısaltarak. Ya'lemun ya'lemun böyle kasır yani bir elif miktarı kadar uzatmak. Tul dört elif miktarı kadar tavassut orta yani iki veya üç elif miktarı kadar uzatmak. Kasır ise bir elif miktarı kadar uzatmaktır. Bu anlattığımız son harfin harekesi üstün olursa üç şekilde tul tavasut kasır. Ama son harfin harekesi esre olursa dört şekilde okuyabiliriz. Tul şeklinde okuyabiliriz. Tavasut, kasır bir de raum. Raum da her zaman kasır ile yapılıyor. Şu şekilde mesela tul ile okuyalım. Yevmiddin. Tavasut okuyalım. ...iki veya üç elif miktarı... ...yavmiddin... ...bu da tavsut ...kasır bir elif miktarı... ...yavmiddin... ...böyle bir elif miktarı da uzatıyoruz... ...kasır... ...bir de raum var... ...raum... E, ...harekeyi gizli bir şekilde belirtmek... ...tabii bu kasırla yapılıyor... ...yavmiddin... ...ni... Orada ...hafiften böyle hafiften ni... Ha, ni o i sesini çıkarıyoruz. Hafif çok hafif bir şekilde i sesini çıkarıyoruz. Yevmiddini Yevmiddini böyle kasırla yapılıyor. Tul tavsutla yapılmıyor. Bu raum kasır ile birlikte yapılıyor. Yevmiddini Orada hafiften yapılıyor. Evet. Yevmiddin. Burada dedik sonra olsa dört şekilde okuyoruz. Nesta'inu son harfinin harekesi öte olursa bu sefer yedi şekilde okuyabiliyoruz. Tul okuyabiliyoruz. Nesta'in dört elif miktarı. Tavasut okuyabiliyoruz iki veya üç. Nesta'in o bir de kasır. Nesta'in pardon. Nesta'in Nesta'in böyle bir elif miktarı kadar. E, tul, tavasut, kasır dedik. Bir de tul ile İŞMAM İŞMAM sukuna nesta'in o in bu sukunu yaptıktan sonra öpücük gönderiyormuş gibi dudakları öne doğru yummak işmam buna denir tul ile İŞMAM yani tulla birlikte İŞMAM yapmak yani nesta'in bak nesta'in bah in. o nun sükun yaptıktan sonra dudakları yumuyorsun öne doğru e, ilerletiyorsun. O tavassut ile işmem nesta'in bak sükun yaptıktan sonra ne yaptık dudakları öne doğru yutuduk. Bir de kasr ile işmam. nesta'in hemen ne yapıyorsun o sükun yaptıktan sonra dudakları böyle öne doğru ilerletiyorsun. Bir de raum de var. Eee Ravm'da yine dedik e, harekeyi e, gizli bir şekilde belirtmek. O damayı gizli bir şekilde belirtmek. Nesta'in. Nesta'in. Bu Ravm her zaman kasır ile birlikte yapılıyor. Evet. Meddi arızın meddi caizdir. Yani uzatılma e, hükmü caizdir. Niye caizdir? Muhtalafun fihi olduğu için muhtelifun fih olduğu için yani bu konu hakkında bu konu ihtilafı olduğu için kimi kıraat alimleri uzatmışlar, kimleri uzatmamış, kimleri orta derece yapmışlar vesaire böyle ihtilaflı bir mesele olduğu için o yüzden bunun uzatılma hükmü caizdir. Peki uzatılma miktarı, uzatılma ölçüsü ne kadardır? Ondan bahsedelim. Ve emma bunun mertebesi, bunun mertebesine gelince, emma ise, yani bunun mertebesi ise, bunun uzatılma ölçüsü ise, oldur ki, şu, odur ki, kaçan, yani e, ne zaman ki, ahiri meftuh olsa, son harf meftuh olsa, mesela, ya'lemune de, mesela, son harf fethalı olursa, üç vecih caiz olur. Üç vecihin yani üç şekil caiz olur uygun olur. Üç şekilde de okunabilmesi caizdir, uygundur. Bak son harfler arası. Üstüne o zaman üç şekilde okumak uygundur. Üç şekilde de okuyabilirsin. Nedir o şekil? Tuğul, tevassut ve kasır. Tuğul, dört elif miktar uzatmak. Tevassut, iki veya üç öyle arası. Kasır ise bir elif miktar kadar uzatmaya denilir. Ve eğer meksur olsa, yani son harfin harekesi meksur olsa, keseriyorsa, Mesela burada olduğu bir yevmi Burada son harfin harekesi kesre. Bu şekilde olursa o zaman dört vecih caiz olur. Dört şekilde yani okuması caizdir. Nedir? Tuğul, tavasut, kasır, bir de raum. Raum söylemiştik. Raum gizli bir şekilde böyle çok hafif bir şekilde harekeyi belirtmek. Bakın burada. Tul, tavasut, kasır, bir de raum. Ve eğer madmum olsa, yani son harfinin harekesi öteli olursa, o zaman e, yedi vecih caiz olur. Yedi vecih. Yani yedi şekilde okunabilir. Bakın ne sayın? Yedi şekilde dedik okunabilir. Dedik tul, tavasut, kasır. Tul ile iş, tavasut ile işmam, kasır ile işmam. Etti altı, bir daha raum etti yedi. Yedi vecih yani yedi şekilde okumak caiz olur. Nelerdir? Tul, tevassut, bak tul dört elif miktarı uzatmak, tevassut üç elif miktarı ve iki elif miktarı, kasır bir elif miktarı uzatmak, e, tul ile işmam. Yani hem o dört elif miktarı okurken işmam da yapmak. Yani işmam sükun yaptıktan sonra dudakları öne doğru yummak o tavassut ile işmam bir de üç elif miktarı ve de iki elif miktarı okurken sukun yaptıktan sonra dudakları öne doğru yummak. İşte ee, işte bu şekilde bir de kasr ile işmam ee, bir elif miktarı okurken işmam yapmak. Bir de raum. Yedincisi raumdur. Raum gizli bir sesle böyle ha, çok hafiften böyle hareket belirtmektir yani raum. Ve dahi raum neye derler? yani bu dahi sümme demiştik. Sümme anlamına geliyor. Sümme daha sonra evet sümme yani daha sonra e, Rom ne derler? Ne Rom diyoruz? Rom nedir? Rom şudur. Gizli avaz ile harekeyi talep etmeye derler. Gizli avaz ile. Demek ki Rom neymiş? Gizli yani. Böyle gizli bir ses ile. Yani böyle çok hafif bir e, avaz yani ses ile avaz ses demektir. Gizli bir avaz, gizli bir ses ile harekeyi e, talep etmeye derler. O harekeyi talep etmek demektir. Mesela nesta'inu nesta'inu nesta bak görüyorsunuz böyle hafiften bir ses ile o harekeyi e, göstermektir. Göstermeye çalışmaktır tarifi, Arapça tarifi şudur. Er-Ravmu, ra şudur. Talabul hareketi, hareketi istemektir, talep etmektir. Talabun istemektir, talep etmektir. Hareketi, hareketi, hareketi talep etmektir. Bisavutin ses ile hafiyin gizli. Gizli bir ses ile hareketi talep etmeye raum denilir. Nesta'inu O nu açıp değil böyle gizli Nesta'inu Nesta'inu Böyle gizli bir şekilde o hareketi Talep etmeye göstermeye Raum denilir Ve dahi Yani daha sonra sümme daha sonra İşmam ne derler İşmam nedir Bunun tarifini yapalım Sükundan sonra ...sukundan sonra Dudakların yumma derler. Demek ki sükun yapacaksın. Nesta'in sükun yaptın. Sonra ne yapacaksın? Dudaklarını yumma. Öne doğru yumacaksın. Bu şekilde öpücük yolluyormuş gibi dudaklar öne doğru e, yumacaksın. A budur ha. İşte raum budur. Yani şu şekilde yapmak. Bakın işte böyle dudakları yummak. Evet. Arapça tarifi ise şöyledir. El işmamu işmam indimamu indimamu şefeteyni ba'de sükuni indimamu yani yummaktır. İndimamu yummaktır. Şefeteyn iki dudağı alt ve üst dudak olmak üzere her iki dudağı yummaktır. Ba'de sonrasında sükuni. Sükundan sonra yani sükunu yaptıktan sonra bak. Nesta'in sükun yaptıktan sonra indima müşrefeteyni yapacaksın. İki dudağı yumacaksın. Öne doğru yumacaksın. İşte işte da buna da denilir. Evet. Böylelikle meddi arız konusuna bitirmiş olduk. Meddilin konusunu inşallah bir daha sonraki bir sonraki dersimizde işleriz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.